Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 3 hafta aradan sonra toplanacak. Esra Nehir'e soralım hemen. Bugünkü toplantının gündeminde neler var Esra? Serap Belet saat 14'te Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Birçok önemli gündem başlığı var. 3 haftadır kabine toplanamıyordu. 3 hafta sonra toplanacak. Ekonomi öne çıkan bir başlık. Merkez Bankası geçen hafta faizde 1 puanlık bir indirim daha yapmıştı. Bu indirimin piyasalara yansımaları değerlendirilecek. Enflasyonla mücadele noktasında atılacak adımlar, yine dar gelirlilere verilecek destekler kabinede detaylı olarak ele alınacak. Dar gelirlilere destek deyince aile destek paketine ayrı bir parantez açmamız gerekir. Çünkü iki bakanlığın, Aile ve Hazine Bakanlıklarının yürüttüğü bir çalışma vardı. O çalışmada artık sona gelindi. Detayları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyoruz. Enerjiden eğitime kadar birçok kalemde hem nakdi hem aynı destekler veriliyordu. İşte bu desteklerin rakamının artırılması ve kapsamının genişlemesi bekleniyor. Detaylar için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak. Dün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez işverene iki ayrı destek açıklamıştı. Birincisi yemek ödemeleriyle ilgili çalışanlara yapılan, diğeri de ısınma yardımlarıyla ilgili. Özellikle ısınma kısmında kimler faydalanabilecek, başvurular ne zaman başlayacak, bu soruların cevapları da bugün belli olacak. Çalışma hayatına bakacak olursak, çalışma hayatında milyonların beklediği çalışmalar devam ediyor. Özellikle EYT, taşeron işçiler ve sözleşmelilerle ilgili çalışmada son durum ne? Kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bilgilendirmesini bekliyoruz kabineyi. Ekonomiyle ilgili son bir başlık. Geçen hafta Cuma günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yine Mir Kart'la ilgili Rus turistlerin Türkiye'de kullandıkları, harcamaları için kullandıkları Mir Kart'la ilgili önemli bir toplantı yapılmıştı. Kabinede kurmaylarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantı sonrası alternatif ödeme yöntemlerini görüşecek. Dış politikaya bakacak olursak Yunanistan'la son günlerde yaşanan gerginlik dış politikada öne çıkan bir başlık. Atina yönetiminin Ege'deki ihlal ve tacizlerine karşı atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde önce Şangay Zirvesi, sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmıştı. Burada ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. İşte iki ziyarette de yaptığı temasları bakanlarla birlikte değerlendirecek. Son olarak terörle mücadele, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadele operasyonlarına yönelik değerlendirmeler yapılacak. Adımlar değerlendirilecek. Açıklamaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından akşam saatlerinde yapılacak Serap Belet. Esra Nehir, çok teşekkür ederim.